alanına uzmanlık gerektiren işlemler yapan aracı kuruluşlar var. Farklı yetki belgelerine sahip olan kuruluşlar var. Ama genel olarak baktığınız zaman geçen sene %10.8 civarında bir sermaye karlılığı yaratıldı sektörde. 100 civarında olan aracı kurum sayısı 73 civarına düştü. Ama bu biraz daha konsolide olacak. Önümüzde bir konsolidasyon sürecinin daha olacağını düşünüyorum. Bu da teknoloji bazlı bir konsolidasyon olacaktır. Günün sonunda banka kökenli aracı kurumlar olacaktır. Piyasada esasında bizim gibi geniş yetkilere sahip bağımsız aracı kuruluşlar olacak. Forex şirketleri olacak. Bir de yabancı kökenli kurumlar olacaktır. Burada biraz daha önümüzdeki 2-3 sene içerisinde bu sektördeki şirket sayısının, kurum sayısının biraz daha azalmasını bekliyoruz. Forex piyasası dünyanın her ülkesi için gerekli bir piyasa. Günün sonunda yani çok ciddi işlemlerin olduğu, bir kaldıraç oranlarının ve ondan dolayı da riskin de yüksek olduğu bir piyasa. Bizim sektördeki azımsanmayacak aşağı yukarı 42-43 kuruluş forex işlemi yapıyor. Ve çok da son dönemde özellikle SPK regülasyonunun altına girdikten sonra çok ciddi bir gelişme gösterdi. 2014'ten 2015'e %100'lük bir hem hacimde bir artış oldu hacimde. %90 seviyesinde yeni hesap açılışı gerçekleştirildi. Bütün bunlar esasında sektörü yani genel anlamda aracılık sektörünün en hızlı büyüyen parçası haline getirdi forex piyasasını. Tacirler Yatırım esasında Türkiye'nin en büyük bağımsız aracı kuruluşu. Çok ciddi bir öz varlığı var ve son bir senedir de biz bu öz varlığımızı, bilançomuzu daha aktif bir şekilde sektöre yeni ürünleri destekleyecek şekilde yönetmek için bir dönüşüm içine girdik. İş modelimizi değiştiriyoruz ve bunun içinde esasında böyle bir reytinge ihtiyacımız oldu. Esasında biz bunun aşağı yukarı böyle çıkacağını biliyorduk. Ama tabii şu anda banka kökenli aracı kurumlarının dışında Fitch tarafından böyle bir ulusal A+ ulusal notu alan tek kurum Tacirler Yatırım.